bayanlarım. Bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün Oğlak Burcu'na özel tarot, katina, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarını bir açılım yapacağım. İnşallah güzel, hoşunuza giden ve nokta atışı bir video olur diyorum. Lütfen yorumlar kısmında da güzel, bildin, vırt, zırt, nokta atışı derseniz çok güzel olur canlarım. Ondan sonra kanalımıza abone olup bildirimizi açıp like butonu basmanız bizim için çok önemli. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan Alo Fatma Danışmanlık Hizmeti arayabilirsiniz. Danışmanlık hattımızdan ben ulaşabilirsiniz diyorum canlarım. Alo Fatma'yı da sorabilirsiniz. Soğuk kahve yapmıştın, tamam mı? Onun da içinde buz kalmıştı. Mansız annem de duyacak mı? Ben size alıp sonra ağzımı doldurdum. Kat kut kat kut kat kut yedim. Annem de böyle bakıyor. Doldum ya. Ne gerek arpa yediğin gibi yani, öyle bir şey ki. Ay çok komik. Vallahi karnım ağrımdan girdi, konuşamıyor. Ya yaşamak buz yerken badem ısırınca buzu katırdadığını sandım ya. Ay Allah'ım. Evet canlarım, ben Oğlak Burçları için kartlarımı karıştırırken ve açarken hızlı anneme at veriyor. Bazen öyle bir şeyler yapıyorlar ki gerçekten bak. Ay. Yani bakıp kalıyorsan böyle ne yapıyorum acaba der gibi. Kaç kaç kut kut kaç kaç. Her sabah canlı ve kanlı biz telefonun ucundayız canlarım. Evet. Arayabilirsiniz. Alo Fatma hatta hazırdadır. Yani bir saat önceden ararsanız ona göre hazırlığımızı yaparız. Ona göre size de bir saat ayırırız. Ona göre bakılır hayatım. İnanın bana buradaki söyledikleriniz özel açılımda söylediğimizin onda biri bile değil. İnanın bu tabii ki saatler, dakikalar üstüne fazla uzun tutmadan düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama özel açılımda bazı zaman 45 dakika, yarım saat diyoruz ama yemin ediyorum 2 saat baktığımız zamanlar oluyor kişinin. Soru sorup aklında bir tane soru kalmadan teşekkür edip ayrılıyorlar. Ve helallik ala ala. Tamam mı canlarım? Öpüyorum, bekliyoruz. Fatma da sıra. Yani... Hay Allah'ım, şimdi Oğlak Burçlarına gelelim. Oh, Oğlak Burcu. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bakın kartlarda çok iyi kartlarda çıktı, çok kötü kartlarda diyebiliriz. Şimdi Oğlak Burcu. Güç kaybediyorsunuz. Size şundan dolayı güç kaybediyorsunuz. Fatma, hayal kırıklığına çok uğruyorum. Bu hayal kırıklığı bende kin, nefret, bunlar içimde büyüyor. Bu hayal kırıklığını uğradıkça diyorsun ve bu kin ve nefrete büründükçe daha fazla güç kaybediyorsun. İradesizlik yapıp kötü niyet beslemeye başlıyorsun şekerim. Yapacak bir şey yok. Herkesin başına her şey geliyor. Anlatamıyor muyum? Kimse sütten çıkmış, ak kaşık değil, benim başıma hiçbir şey gelmedi diyene görmedim ben şimdiye kadar. Siz gördüyseniz bir yazın yorumlarda biz de görelim. Gelmez diye de düşünmüyordum. Oğlak Burçları, bakın tamam kötü olaylar yaşamış olabilirsiniz ama kendinizin, bolluğunuzun, bereketinizin, rahata kavuşacağınızın inancınız yok. Lütfen şunu bir atın, siz de bolluğa, berekete kavuşacaksınız, rahata kavuşacaksınız, çıkıyor zaten ama kendinize inancınızı kaybetmişsiniz. Bu yüzden bu kendinize olan inancınızı tekrar kazanırsanız çok daha güzel olur. Oğlak Burçları, tamam dünyan değişsin istiyorsun, okey. Tamam çok güzel ama hala daha iyi niyetli yaklaşıyorsun, gözlerini açmıyorsun, güçlü durmuyorsun, dirayetle durmuyorsun, herkese hala daha saf yaklaşıyorsun. Lütfen bunları yaptın, sonucu ne oldu? Hep yıkım, hep yıkım, hep yıkım. Daha farklı bir strateji denersen, mesela daha uyanık durarsan, iyimserliği biraz hafifletirsen veya çok daha güçlü durursak inanın ki sizi yıkacak insan olamaz diye düşünüyorum. Hiç kimseyi yıkamaz yani, anladın mı? Bir insan güçlü dursun, tamam içi yıkılır ama güçlü durmayı lütfen bırakmayın diyorum. Şimdi Oğlak Burçları, çok büyük bir fırsat sizi bekliyor. Gerçekten çok büyük bir dönüm noktasınız ve çok önemli bir dönüm noktasındasınız. Bu kadar çarkınız dönecek ki gerçekten çok güzel, etrafınıza ışık saçan,
bolluklu, bereketli, muradına ermiş bir oğlak burcu olacak. Bu kader çarkından sonra dönüşüm. Fakat bu kader çarkının dönüşünden sonra bu oğlaklar bir karar verecek ve kendi kendine vesvese edecek, bağımlılık yapacak, kendi kendine kötüyü çağıracak, karanlıkta kalmış gibi hissedecek ve tekrar çok büyük bir sıkıntının içine tekrar düşecek. Lütfen bu kader çarkınız döndükten sonra lütfen ve lütfen seçimlerinizi çok dikkat edin. Çünkü iyi seçimler yapmayıp sıkıntı içine düşeceksiniz ki bu sıkıntılar sizin sırtınıza yük olarak kalacak canlarım. Bu sıkıntılar geçecek ama bu sıkıntılar yük olarak kalacak. Affedersiniz. Çünkü lütfen bakın şeytan çıktı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum dikkatli olun. Şimdi oğlak burçları öyle çok büyük bir beklentiler içerisine giriyorsunuz ki olmayacak hayaller, olmayacak düşünceler içine kapılıyorsunuz. İyiye kötü, kötüye iyi diyorsunuz. Kendi kendinizi kandırmak var. Lütfen bunu yapmayın. Birazcık hani dedim ya gözünüzü açmakta fayda var diyor. Karar veremiyorlar artık. Evet. Kısık kucuk toz şaşkır şey doktoru yemin ederim. Ay. Bir gün benim aklımı çıkarıp gidecekler ne zaman bilmiyorum. Ay. Oğlak. Oy. Of. Oğlak burçları. Çok fazla mantığınızla hareket ediyorsunuz. Güzel bir şey aslında. Mantıklı hareket etmek güzel bir şey. Ama bazen de hissiyatınızı ve kalbinizi dinlemekte de fayda vardır. İkisini ortak bir şekilde dinleyip karar verirseniz çok daha mükemmel olursunuz diyorum canlarım. Şimdi oğlak burçları gerçekten maddi kazançlar geliyor, kısmet geliyor, iyi bir paranın gelmesi var ve bu paranın gelişiyle birlikte borçlarınızı kapatmak, ev almak, araba almak gibi hayallerinizi gerçekleştirmek var. O kadar hızlı ilerleyecek ki bu olay sizin için, olaylar sizin için. Yani hani ok yaydan fırlar ya aynı o hızla ilerleyecek, lütfen bu hızı kaçırmayın. Elinize böyle bir para geldiğinde çok iyi kullanın. Kendinizi garantiye alacak işler yapın ve de garanti işler yapın. Mesela borsa biraz sıkıntılıdır. Mesela o grafik okumayı bilmezsen veyahut da o kripto paranın nasıl olacağını tahmin edemezsen sıkıntıya düşürürsün. Çok büyük kayıplar yaşarsın. Ama bir altın almak, mesela bir ev almak, bir araba almak, bir arsa almak daha garanticiliktir ve elinde görürsün. Ama mesela kripto parayı elinde göremezsin. O sanal bir şeydir. Anlatabildim değil mi bu garanticiliği? Telefonun dolduğu. Aynen. O yüzden garanticiliği oynayın. Çünkü sizin kaybedecek bir şeyinizin olmaması gerekiyor. Bu parayı lütfen iyi kullanın ki, iyi değerlendirin ki kendinizi garantiye alın. Şimdi oğlak burçları lütfen bakın. Neden fazla üstünde durdun Fatma dersen arkasından derin üzüntü ve keder var. Çok fazla mesela 10 milyar yatır, 100 milyar al, 100 milyar yatır, 1 milyon al olaylarına girmeyin. Çünkü derin üzüntü ve keder kaplayacak. Yani başaramayabilirsiniz. Gene yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin kendi aklı fikri zikriyle hareket etsin. Bazı kişiler garantiye bakar. Garanti ben evimde görmediğim şeye para ödememdir. Bazısı da olsun ben ona da öderim kazanıyorum der. Kazanacağım da diyebilir. Hatta bir herkesin içinden geçene bilemeyiz. Kimisi evet. Garanticidir. Mesela annem bir gün kredi çekecek oldu. Bankaya gittik ikimiz. Dedim ki bu banka batar mı? Bankaya banka batar mı diye soruyorum. Anlatabildim mi? O kadar o kadar garanticilikten o yani. Doğru. O yüzden dikkatli olun. Oğlak burçları. Şöyle bir ruh haliniz var. Fatma inan ki emeğim de gözümde değil. Yaptıklarım da gözümde değil. Fatma bunalımın getirdiği bir mesafe var. Kaçmak istiyorum. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum. Çünkü kalbim yasta, kederliyim, mutsuzum, hiçbir şeyin tadı tuzu yok benim için. Fakat kaybolduğumu hissediyorum. Bir yön seçmeye çalışıyorum ama hangi yönü seçeceğim inan ben de dahil bilmiyorum diyorsun. Okey, yönünü seç. İyi ya da kötü olan yönü seçtiğin yönü yaşayacaksın zaten. Yapacak bir şey yok. İnsan bazen seçimleri vardır, kaderleri vardır. İnşallah iyi seçersin diyorum.
Geçen gün ben dedim. Ağzım çıktığı kadar bağırabileceğim bir yere gitmek istiyorum dedim ya. İstemiyorum artık. İnsan istemiyorum artık yani. Evet. Yalnız kalabileceğim bir yere dedim. İnsansız bir köy arıyorum dedim ya. Evet. Bazı olabilir. İnsan sıkıntısı olabilir. Oğlaklar, yani şöyle bir durum var. Bakın. Bazı sakladığınız sırlarınız var. Gizli kalan şeyleriniz var. Saklanılan şeylerin gündem olması, saklanılan sırların ortaya çıkması, gizli kalan şeylerin gün yüzüne vurması var. Lütfen dikkatli olun. Sırlarınızı boş odada dahil kimseye seslenmeyin. Kendine bile. Aynen öyle. Mutlaka birisi duyar, duymaz diye düşünmeyin. Oğlak. Yerim kulağına. Sen niye çıktın ulan? Neden çıktın ulan? Oy. Olabiliyor bazı. Çıkma çıkma çıkıp gelebiliyor. Şimdi götürdü. Oğlak burçları. Özellikle oğlak burçlarında yasak ilişkide olanlardan bahsediyorum. Yasak ilişkide olanlarınız varsa lütfen dikkatli olsun. Çünkü ortaya çıkacak ve kötü sonuçlanacak. Eğer Fatma benim yasak ilişkim yok diyor ise karşı partnerinde yasak bir ilişkisi var. Bunu sen duyabilirsin ve kötü sonuçlandıracaksın. Lütfen dikkat et. Böyle bir olay yaşadığınızda ya zaten bu olay sana öyle bir kötü bir olay olacak ki bu senin için. Gerçekten güçlü durman gerekecek ki kendini savunman gerekecek. Bu olayı yaşadıktan sonra şöyle diyeceksin. Ya hüsrana uğrattı bu beni ya. Bu kadar da olmaz deyip içinden bir çöküş yaşayacaksın. Yani gerçekten hüsrana uğradım. Beklemiyordum. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım diyeceksin. Bundan sonra biraz bir hastalık geçirebilirsin. Affedersin ya gerçekten. Hiç. Bundan sonra hani bu kötü olaydan sonra biraz bir hastalık geçireceksiniz. Kendinize iyi gelen şeyler yapın veyahut da sakin kalın. Kendinizi dinleyin. Oğlak burçlarında kayıplar yaşanacak. Yani ölüm olabilir, satışlar olabilir. Böyle kayıplar, anlatabiliyor muyum? Bir şeyinizin elinden gitmesi gibi. Böyle bir kayıplar yaşayacaksın. Üzülecek bir şey yok. Her şeyde vardır bir hayır diyeceksiniz. Oğlaklar, bir yolculuk söz konusu. Bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk sırasında çok dikkatli olun. Çünkü bir şans gelecek ayağınıza. Bu şansı iyi değerlendirirseniz hayatınızın değiştireceği bir yolculuk olacak bu yolculuk. Lütfen bu şansı iyi değerlendirin ve yakalamaya çalışın. Oğlak burçları, hayatınızdaki kişi yüksek mevki itibar sahibi bir kişiye benziyor. İlla yüksek mevki itibar sahibi deyince doktor, avukat, mühendis de olabilir. Böyle algılayamayabilirsiniz. Yani etrafı, o kişinin etrafınca sevilip sayılan bir kişi de olabilir. Bu kişiyle bir bitiş yaşayacaksınız ama bu bitişi etrafınızda size gerçekleri söyleyenleri dinlerseniz bu bitişi öyle yaşayacaksınız. Siz kulağınızı kapatmışsınız. Etrafınızdaki size gerçekleri söyleyen insanları dinlemiyorsunuz ve bugüne kadar yaşadığınız eziyetlerden ders çıkarmıyorsunuz. Bu hayatınızdaki kişi zaten içki, sigara, kumar gibi bir bağımlılığı olabilir. Fakat sen bunun hakkında şöyle düşünüyorsun. Fatma, çok emek harcadım, eziyet çektim bunun için. Bana kötü ve üzücü olaylar yaşatmış olmasına rağmen ben gerçekten bunun için çok eziyet çektim, emek harcadım ve boşa gitmesini istemiyorum diyorsun. Sen 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, belki 20 yıl eziyet çektiğin, onun için emek harcadın. Ama geri kalan ömrün ne kadar yaşayacağımızı Allah bilir. Ama o geri kalan ömrüne de eziyet çekmeye değer mi bilemeyeceğim. O senin kararın diyorum. Evet canlarım, bugün falımın sonuna geldim. Kusura bakma, biraz gıcık kattım herhalde. Anlamadım. Oğlak burcuna zar, tarot, katina, dişil enerji ve oracle fal kartlarına bir açılım yaptım. İnşallah güzel bir açılım olmuştur diyorum. Özel açılım için kurşun dökmeyi, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895
3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Söz anneme bırakıyorum. Ben de fazla uzatmadan, sizi yormadan kendinize iyi bakın, kendinizi mutlu edin. Herkes mutlu olur sizinle. Hoşça kalın, dostça kalın canlarım. Hoşça kalın.